Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi 12 Pro cep telefonunu inceliyorum. Beni takip edenler bilir, geçtiğimiz günlerde bu telefon modelinin bir lansmanı olmuştu. Xiaomi 12 ailesi, ki Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'dan oluşuyor, Türkiye lansmanı yapılmıştı. Ben de onunla ilgili bir kısa video paylaşmıştım sizlerle. Onu yukarıdan linklerden veririm. Toplantıda ne olduğunu merak edenler oradan izleyebilirler. Şimdi Xiaomi 12, Xiaomi'nin bugüne kadar geliştirdiği en iyi cep telefonu. Gerçekten de amiral gemisi bir cep telefonunda bulunan bütün özellikler, hemen hemen hepsi bu modelde yer alıyor. Ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Xiaomi 12 Pro böyle ön taraftan baktığımızda sağda ve solda ekran böyle bombeli bir şekilde tasarlanmış. Oldukça da güzel duruyor. Onu baştan söylemiş olayım. Önden baktığımızda sağ yan tarafta klasik olarak güç açma kapama tuşu ve hemen onun üstünde ses açma kapama tuşu yer alıyor. Sol tarafı çevirdiğimizde ise herhangi bir bağlantı vesaire bulunmuyor arkadaşlar. Alt kısma geldiğimizde alt kısmında SIM kart yuvamız var. USB tip C bağlantımız ve hoparlör çıkışımız yer alıyor. Yine üst kısımda bir tane daha hoparlör çıkışımız var. Kızılötesi algılayıcımız ve mikrofon deliğinin olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında cihazın bu yanlarında ve önünde başka bir şey yok. Ön tarafta üst kısımda tam ortada bir kamera konumlandırmış. Parmağımızla dokunduğumuz zaman kamerada hissedebiliyoruz. Arka yüzü çevirdiğimizde ise karşımıza arkadaşlar bir Xiaomi yazısı çıkıyor ve kamera tarafına baktığımızda ise dikdörtgen ve kenarları yuvarlatılmış bir şekilde kamera modülleri çıkıyor. 3 tane kamera modülü var. Bir tanesi büyük, diğerleri daha küçük tasarlanmış. Bir de LED lambamız var. LED lamba böyle biraz daha iki tane varmış gibi görünüyor. Onu da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Çok fazla teknik özellik olduğu için ben önemli olanlarından biraz bahsedeceğim. Detaylı teknik özellikleri açıklama kısmında veriyorum. Merak edenler oraya bakabilir arkadaşlar. Telefonun ekranı 6.73 inçlik LTPO AMOLED, yani ekran yenileme hızını otomatik olarak kendisi belirleyebiliyor. 3200x1440 piksel bir çözünürlük sunuyor. 120 Hz bir ekran yenileme hızımız var. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, Android 12 işletim sistemi, MIUI 13 arayüzümüz var. Bize gönderilen sürüm 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip. Telefonun bir de 8'e 256 bir sürümü olduğu bilgiler arasında bize verildi. 50 megapiksel, 50 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere üçlü kameramız var. 32 megapiksel ön kameramız var. Ekran içi parmak izi sensörümüz, 5G desteğimiz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, GPS özellikleri var. NFC var, 4500 mAh'lik bir pilimiz var. 120 Watt kablolu, 50 Watt kablosuz, 10 Watt da kablosuz ters şarj özelliği bulunuyor. 205 gram da ağırlık var. Cep telefonunun satış fiyatı ise 24.999 TL. Bu genel görünüm ve teknik özellikten sonra gelelim telefonun kullanım deneyimine. Şimdi yaklaşık olarak 10 gündür ben bu telefonu kullanıyorum. Gerçekten de hani Xiaomi'nin bugüne kadar bence de ürettiği en iyi cep telefonu olmuş. Çünkü bugüne kadar çok güzel telefonlar üretti Xiaomi ama amiral gemisi modellere baktığımızda rakiplerinde olan özelliklerin büyük bir çoğunluğu bu modellerde yoktu arkadaşlar. Nedir bunlar? İşte kablosuz ters şarj genelde yoktu. Efendim, kablosuz şarj özelliği yoktu. İyi bir kamera mesela yoktu. Bu modelde hepsi var. Hepsini koymuşlar. Ha, ne yok? Bence bir amiral gemisinde olması gereken şeylerden bir tanesi yok. Suya dayanıklık özelliği yok. Yani IP80, IP60 gibi çeşitli standartlarda oluyorlar. Bu telefonda o özellikler bulunmuyor. Bence olsa güzel olurdu. Gelelim işlemci tarafına. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var. Zaten günümüzde bu işlemci ağırlıklı olarak amiral gemisi modellerde kullanılıyor. Rakiplerine baktım. İşte Samsung'un da var, farklı markaların da var. Türkiye'de satılan satılmayan modellerde de kullanıldığını biliyorum ben. Çok iyi bir işlemci. Özellikle oyunlarda veya farklı kullanımlarda çok yüksek bir performans sunan bir işlemcimiz var. 12 GB RAM de telefonun yağ gibi akmasını sağlıyor tabiri caizse. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. 256 GB olması da bence çok iyi. Depolama anlamında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. 256 olması iyi olmuş çünkü 8K video çekebiliyor. 8K video çektiği zaman da epey yer kaplıyor. Bence bu depolama alanının yüksek olması çok iyi bir tercih olmuş. Tabii ki ben her zaman olduğu gibi sentetik testler de yaptım. Şu anda bu konuşmayı dinlerken aynı zamanda ekranda farklı platformların, farklı uygulamaların, farklı yazılımların testlerinin sonuçlarını da görüyorsunuz. Oldukça iyi bir puan veriyor ve benzerlerinde, hani benzer işlemciyi kullanan, benzer telefonlarda olduğu gibi iyi sonuçlar aldığını da söyleyebilirim. Ek olarak şunu da söyleyeyim, oyunlarda falan da denedik. Ultra ayarında mesela bir PUBG oynadık. Hem pil ölçümünü yaptık hem de ısınıp ısınmadığına baktım ben. Herhangi bir ısınma yok çünkü
likit bir soğutma, yani sıvı soğutma teknolojisi var cep telefonunun içinde. Başlangıçtaki ısıyla 20 dakika oynadıktan sonraki ısı arasında öyle inanılmaz bir fark görmedim. Ben 3-5 derecelik bir artış olmuş. Bunun dışında herhangi bir fark görmedim. Pilde ise %10'luk bir düşüş oldu. Yani 20 dakikalık PUBG oynadım yüksek çözünürlükte. Pil tarafında baktığımızda %10'luk bir düşüş olduğunu gördüm. Bu da bence yüksek bir değer, onu söyleyeyim. Onu pil tarafında biraz daha değineceğim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Gerçekten de kamera iyi çalışmışlar. Profocus adını verdiği Xiaomi'nin bir özelliği var. İşte video modundayken bir kişiyi çekiyorsunuz, bir konuyu çekiyorsunuz, bir hareketli bir nesneyi çekiyorsunuz, bir insan olabilir veya başka bir şey. Ona kilitlediğiniz zaman onu takip ediyor. Eğer bu konu bir insansa gözlerine netlik yapıp onun hareketiyle beraber netliğin de devamında akıcı bir şekilde kayıt etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. 8K çekiyor 24 fps ama genelde bu telefonu muhtemelen birçoğumuz 4K 60 fps kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Titreşim engelleme modu var. İki farklı modda kullanabiliyorsunuz bu özelliği ve gerçekten çok işe yarıyor. Özellikle ultra modu açarsanız acayip bir şekilde hani titreşimsiz videolar izleyebiliyorsunuz. Bunların örnekleri videonun içinde koyacağım ben. Siz de en azından sonuçlarını görmüş olursunuz. Bunun dışında baktığımda arkadaşlar kameranın pro modu da var. Pro modunu kullandığınız zaman da mikrofon ses seviyesinden diyaframa kadar birçok özelliğini de görebiliyorsunuz. Kamera tarafında çok iyi çalışmışlar, onu söyleyeyim. Gerçekten de Xiaomi ödevini çok iyi bir şekilde yapmış. Oldukça iyi bir kamera var. Kameranın performansı gerçekten çok başarılı ve birçok anlamda da bu kameranın sonuçları özellikle profesyonel cihazlarla yarışacak seviyede. Kameranın aynı zamanda gece video modu da bulunuyor. Zaten fotoğraf var. Birçok biliyorsunuz telefonda olduğu gibi var. Hem önde hem arkada gece modunu fotoğrafta kullanabiliyorsunuz. Videoda sadece ana kamerada kullanabiliyoruz. Ana kamerada gerçekten de çok iyi sonuç veriyor. Gece modundaki video özelliği. Bu anlamda marka çok güzel çalışmış. Bunu da beğendiğimi söyleyeyim. Hem ön hem arka kamera çektiğim video ve fotoğraflarla sizleri baş başa bırakıp akabinde incelemeye devam edeceğim. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Xiaomi 12 Pro'nun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 1080p 60 fps'ye kadar video kayıt yapabiliyor. Farklı ışık koşullarında da işte bu şekilde bir performans sunuyor bu ön kameramız. Cihazın üzerinde Harman Kardon destekli stereo bir hoparlör var. Hem üst tarafta hem alt tarafta stereo hoparlör çıkışları olduğu için sesi çok daha kaliteli. Özellikle film izlerken, oyun oynarken falan çok daha net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu arada oyun konusunda şunu hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Xiaomi'nin başka modellerinde de karşımıza çıkan Game Turbo özelliği bu üründe de var. Game Turbo sayesinde oyunları daha performanslı oynayabiliyorsunuz. Ve bazı özellikler oyun oynadığınızı varsayarak açılıp kapatılabiliyor otomatik olarak bu Game Turbo tarafından. Bu da özellikle oyun tarafında ciddi olanlara, oyun tutkunlarına önemli artılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada bahsetmeden geçmek istemiyorum. Cihazın kutusundan bir de kılıf çıkıyor. Zaten standart olarak Xiaomi'nin bütün modellerinde çıkıyor bu tarz böyle kılıflar arkadaşlar. Şöyle elastik şeffaf bir kılıf çıkıyor. Siz tabii ki daha kalitesini, daha güzelini almak isterseniz alabilirsiniz. Yeri gelmişken kutu içerisinden bir tanesi daha şöyle bir 120 wattlık şarj cihazı. Zaten telefonun en iddialı olduğu taraflardan bir tanesi de bu yüksek hızlı şarj olabiliyor olması. Şimdi kutusundan böyle bir adaptör çıkıyor. Ayrıca kablosu da çıkıyor. Kablosu da yine kutusundan çıkıyor. Yani şimdi
Birçok işte Samsung'da, Apple'da falan bir sadece kablo çıkıyor artık. Adaptör koymuyorlar. Ondan sonra çok şarjımız iyi gidiyor falan diye övünüyorlar ama tabii ki bence adaptör çıkması iyi olmuş. Bu arada yeri gelmişken bundan da bahsedeyim biraz. Şimdi pil tarafında Xiaomi'nin iddiasına göre 18 dakikada %100'e kadar şarj olacağını söylüyor. Ben yaptığım testlerde ne yazık ki bu rakamları bulamadım. Çeşitli ayarlar da var bu arada. Pilin hızını, yani şarj hızını arttıracak bir ayar var. Onu da açtığım halde ne yazık ki 18 dakikayı bulamadım. Hatta 30 dakikaya falan çıktığı zamanlar oldu. Belki bir güncelleme gelir ya da benim telefonda bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Başka testlere baktım. O testlerde insanlar 18 dakikayı görmüşler. Ekranda da gösteriyorlar. Benim görememin sebebi muhtemelen belki telefonda bir yazılımla ilgili bir sıkıntı olabilir ya da bir yazılım güncellemesi gelecektir. Çünkü Xiaomi bazen böyle yapabiliyor. Önce telefonu çıkartıp daha sonra özelliklerini bazı güncellemelerle ekleyebiliyor. Daha doğrusu birçok Çinli marka da bunu yapıyor arkadaşlar. Belki öyledir diye tahmin ediyorum. O yüzden buradan eksi puan vermiyorum. Çünkü benim modelde böyle bir sorun vardı. Başka modellerde herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm. Madem pilden devam ediyoruz, pil ömründen de biraz bahsedeyim. PCMag batarya testi yaptım. 8 saat 51 dakika gibi oldukça düşük bir değer verdi arkadaşlar. Yani bu testi hatta birkaç kez yaptım. En yüksek değeri söylüyorum şu anda. Daha düşük değerler verdiği de oldu. 8 saat 30 dakika falan verdiği de oldu ama en yüksek değerde 8 saat 51 dakika verdi. Bana biraz düşük geldi. Yani Snapdragon 8 Gen 1 ile ilgili böyle eleştiriler var, yorumlar var. Samsung'da da pil ömrünün düşük olduğunu söylüyorlar. S22 ailesinde kullanılıyor çünkü biliyorsunuz. Belki bir ileride bir güncelleme gelir mi? Xiaomi böyle bir güncelleme yapar mı? Ya da Qualcomm bir güncelleme yapar mı bilmiyorum ama bu pil ömrü bana düşük geldi. Çünkü 8 saat demek ortalama hani bir kullanımda 1-1,5 gün anlamına geliyor. 1-1,5 günde telefonun şarjının biteceği anlamına geliyor ki bu hani normal kullandığınız zamanki durumu söylüyorum. Performanslı bir şey, yani pili çabuk bitiren bir şey kullanırsanız bu süre daha da kısalacaktır diye düşünüyorum. O yüzden pil ömrü geliştirmeli, onu söyleyeyim. Öte yandan telefonun bazı güzel özellikleri var. Kablosuz şarj desteği olması bence güzel. Söylediğim gibi özellikle amiral gemisi modellerde bu özellik bulunuyor. Kablosuz ters şarj var. Yani kablosuz şarj özelliği olan başka cihazları da şarj edebiliyorsunuz 10 watt'a kadar. Bu da güzel. 50 watt'lık kablosuz şarj var bu arada, onu söylemeyi unuttum. 10 watt'ta kablosuz ters şarj özelliği var. Dolby Vision desteği var ve aynı zamanda HDR 10 Plus özelliğinde yine ekranda olduğunu söyleyeyim. Bu arada ekran çok başarılı. Gerçekten de ekran AMOLED, LTPO AMOLED ve 120 Hz'de otomatik olarak kendisi belirliyor. Yani siz eğer internette dolaşıyorsanız çok yüksek bir tazeleme hızına ihtiyacınız olmayacağını düşünerek cihaz bunu düşürüyor. Yani tazeleme hızını. Eğer oyun oynuyorsanız tazeleme hızını da yükseltiyor. Bu da özellikle oyunlarda veya film izlerken falan çok daha akıcı ve yumuşak görüntülerle muhatap olmanızı sağlıyor. Bence bu güzel bir özellik. Gelelim fiyat konusuna. Şimdi birçoğunuz muhtemelen ya Xiaomi telefona da 25.000 TL verilir mi diye düşünüyor. Evet, rakam yüksek. Hani piyasada 24.000 küsurlara falan da bulabiliyorsunuz. Biraz daha 23.000 küsurlara falan da bulabiliyorsunuz. Tabii ki burada bir algı konusu var. Algı tarafında baktığımızda da hani Xiaomi'nin bir telefona bu verilir mi? Özellikler açısından baktığımızda bence verilir. Çünkü zaten benzer donanıma sahip olan bir modele de çok daha uygun fiyatı ya da yarı fiyatını almıyorsunuz. İşte 300 lira, 500 lira, 1000 lira daha ucuza gelmiş oluyor. Bunun dışında o modelde olan bütün özellikler de bu telefonda var. Bunu da dikkate almanızı rica ediyorum. Yani rakam yüksek mi? Yüksek bu arada. Sakın şimdi şöyle anlaşılmasın. 25 bin lira telefona normal bir fiyat demiyorum. Bu markadan bağımsız söylüyorum. 25 bin lira bir telefona vermek için çok yüksek bir rakam. Ama ülkenin ekonomik durumları, dolar kuru, vergiler, şunlar bunlar derken gelinen noktada ne yazık ki bu rakamlar artık normal demek zorunda kalıyoruz. Evet, biraz uzun bir inceleme oldu ama telefon güzel. Özellikleri de çok olunca uzatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bu videoda sizlere Xiaomi 12 Pro cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz farklı konular vardır ki mutlaka olacaktır. Onu da açık ve net söylemek isterim arkadaşlar. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım. Elimden geldiğince de sizlere yorum yazacağımın altını çizeyim. YouTube kanalıma abone olmayı, ki abone olma meselesi benim için önemli. Abone olanlara sözüm yok ama olmayanlar küçük bir hareketle abone olsa çok sevinirim. Açıklama kısmında linki de var zaten. Oradan da olabilirsiniz. Ek olarak beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok gibi sosyal medya platformlarında içeriklerimi paylaşmaya devam ediyorum. Özellikle dikey video tarafında çok güzel içeriklerim var. O sosyal medya platformlarının da linkleri açıklama kısmında var. Oradan da abone olursanız çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.